Merhaba arkadaşlar, Migros marketteyim. Şöyle setlerle başlayayım. Kalanço ve sukulent aranjmanları var. 199 liraya. Bu şekilde bakın, harika görünüyor. Şimdi diğer tarafta fil kulakları gelmiş. Onları göstereceğim sizlere. Bakar mısınız? Çok güzeller. Ama fiyatı 200 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Şurada çok fazla fil kulağı gelmiş. Bakın fiyatını da görebilirsem. Daha palmiyeleri 129 lira. Bir tanesine yakından bakalım. Çok büyük. Şöyle daha palmiyesi gelmiş. Bakın 129 liraya. Bu şekilde fil kulakları gelmiş 199 liraya. Ama çok büyük. Bakın birkaç kökte var. Şöyle birini size şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Çok büyük arkadaşlar. Ve çok da güzel görünüyor. 1 metreden büyük. Şöyle ilerletebilirsem. Bakın. Çok da güzel görünüyorlar. Köklerini de göstereyim sizlere. Bir hayli kök yapısı var. Bakın. Şöyle bolca köklü. Böyle güzellikler gelmiş. Şöyle ilerleyelim. Mini kaktüsler var. Minik sukulentler var. 26 lirada satışta olan. Beyaz beyaz seramik saksıda çok güzeller. Şöyle kurutulmuş çiçekler, şefleralar, kasımpatılar, aşk merdiveni, aloe veralar ve böyle de paşa kılıçları gelmiş. İki türü var arkadaşlar şu. Bakın bu da sansevieria paşa kılıcı. Bu da variegata olanı. 99.90'a şöyle. Büyüklüğü şu şekilde. Çok büyük değil ama 100 liradan satışta. Şöyle renklerini de yakından sizlere göstereyim. Bakın böyle çok güzel sansevieria paşa kılıçları gelmiş. Şöyle fil kulaklarından yine burada bolca var arkadaşlar. Bir hayli fil kulağı gelmiş. Yine yandakiler de dahil. Böyle. Şimdi balkonuma geçiyoruz. Balkonumdaki güzelliklerle size bilgiler vereceğim. Merhaba arkadaşlar, bu defa da bebek sukulentlerle başlamak istedim. Şöyle bir yapraktan nasıl büyüyorlar aşama aşama sizlere göstereceğim. Öncelikle köklenene kadar, bebek verene kadar bu şekilde ilk saksımızda olduğu gibi bakın kuru bir toprak üzerinde ya da bir saksı altlığında yaprakları beklettiğinizde bu şekilde bebişler verir arkadaşlar ve kökler verir. Bunu yeni dizdim. Şimdi toprakla buluşturdum ve ilk sulamasını yaptım. Bu ikincisi arkadaşlar, ortalama bir ay önce buraya aynı şekilde yandaki gibi dizmiştim. Ve böyle harika oldular. Şöyle göstereyim sizlere. Bakar mısınız? Çok tatlılar. Bu üçüncü aşama, artık bunlar abla oldular. Yapraktan büyüyen bebekler. Bakın dolu dolu aralarını tamamen doldurdular. Bunlar artık bir büyük saksıya geçecekler. Şöyle göstereyim, bakar mısınız şunların güzelliğine. Ve bu da tamamen büyüyenler arkadaşlar. Bunlar da yapraktan büyüyüp artık anaç yolunda ilerleyenler. Böyle harika görünüyorlar. Büyümüş halleri de bu şekilde oluyor. Bakar mısınız şu güzelliklere? İlmek ilmek büyütüyoruz. İnanılmaz sabır isteyen bir hobimiz var. Gerçekten sabredince böyle güzel sonuçlar elde ediyoruz. Şimdi birkaç tane püf noktası söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle yaprakları dizdiğimiz, yani bebek ve kök veren yaprakları dizdiğimiz toprak önceden ıslatırsak, nemlendirirsek, üzerine dizersek daha kolay kök verir. Hemen kökler toprağın içerisine doğru gider. Üzerine suladığımızda ilk başta sulama yapıyoruz ama toprak içerisine tamamıyla ememeyebiliyor. Çünkü toprağın tamamen suladıktan sonra harmanlanıyor toprak, ondan sonra içerisine artık su almaya başlıyor. Üst kısmında bir süre birikiyor ilk suladığımızda. Şu ikinci aşamada bunlar da güneşi görmeli artık arkadaşlar. Kesinlikle yaprak bebiş verene kadar da tabloda da bekletseniz, saksı altında da bekletseniz, tepside de bekletseniz yine de güneş görmeli. Hiç güneş görmezse bu aşamada formları bozulur. Bu nedenle güneş gören yerde olsun. Ama yaz güneşinden bahsetmiyorum, kış güneşinden bahsediyorum. Yazında sabah güneşi alan bir yere koymanız yeterli. Temmuz ve Ağustos'ta öğle güneşi alırsa yaprakların tamamı yanıyor. Bu da ikinci aşama. Eğer böyle ayrılıyorsa arkadaşlar, yapraklar, anaç yapraklar, bakın bunlar şöyle alalım.
Eğer kurumuşsa, sararmışsa bunlar mantarlaşmaya yol açmasın, çürütmesin yavruyu diye bu şekilde alıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın her bir kuruyanı, sararanı onları aralarından alacağım. Bu aşamada arkadaşlar normal anaç muamelesi yapıyorum ben bunları. Güneşin altında tam gün güneş görüyorlar. İnanılmaz güzel bir pozisyondalar. Renklerini de görüyorsunuz. İnanılmaz güzel renk aldılar. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Şöyle farklı boylarda, kimisi çok hızlı büyüyor. Graptot türleri arkadaşlar biraz daha hızlı büyüyor. Ekeverya türleri biraz daha nazlı, biraz daha yavaş büyüyor. Bu nedenle boy farkları olabiliyor. Aynı dönem dizmiş olsak da boy farkları olabiliyor. Şu da bir sonraki aşama zaten. Şöyle göstereyim. Bakın bunlar artık büyüdüler. Yapraktan çok güzel büyüdüler. Şöyle artık onlar kendilerini kurtardılar. Artık büyük saksı istiyorlar. Büyük saksıyı alacağım inşallah. Yani genel olarak şöyle bilgi vermek istedim. Yine ben bunlara şöyle sıvı solucan gübreli su veriyorum arkadaşlar. Yaprak üzerine çok fazla denk gelmeyecek şekilde şöyle göstereyim sizlere. Şu an ben kameradan sulamaya çalıştığım için, kameradan takip ettiğim için biraz yaprak üzerine gelebilir. Şöyle normal sulamaya geçiyoruz. Yaprağın üzerinde çok fazla su biriktirmemeye çalışalım. Yaprak üzerinde su olursa çürümeye yol açıyor. Kameraya bakarak suladığım için tabii ki olmuyor. Bunları normal sulamaya geçtim artık arkadaşlar. Hortumla suluyorum. Bunlar büyüdüler. Kendilerini kurtardılar zaten. Bu nedenle normal hortumla suluyorum. Bunlar inanılmaz derecede sıvı solucan gübresini seviyorlar. Onun için bolca verelim. Keskin güneşler varken suladığınızda, gündüz sularsanız güneş altında yaprakların içerisinde kalanlar göbeğini yakar arkadaşlar. Onun için sabah ve ikindi güneşinde kış aylarında sulayın. Yazında zaten gün battıktan sonra suluyoruz. Şöyle güzellikleri genel olarak göstereyim size. Gerçekten bu şekilde ilmek ilmek büyüyorlar. Şimdi ben diğer anaç sukulentleri de göstereceğim size. Sonraki aşamalarda hangi durumdalar? Onları da yakından inceleyelim. Bakar mısınız şu güzelliklere? Maşallah, subhanallah. Burada birçok sukulent yaprağı var. Farklı türler var arkadaşlar. Şurada daha çok Ghosti ve Aqualis yaprakları var. Şu saksılarda ama buralar mix, tamamen karışık. Böyle rengarenk güzellikler oluyor. Yakından da size göstereyim. Bunların göbeğinde su kalmayacak. Bu suları pipetle üflememiz lazım. Bakın ne kadar aralarını doldurdular. Nasıl da güzel görünüyorlar. Size şöyle göstereyim. Ekranı netleştirebilirsem. Bazen etiketleme yapmaya çalışıyorum. Ama bir süre sonra karışıyor. Şöyle bakar mısınız? Fred'in bebişi de burada çok güzel büyüyor. Arada kendini gösterdi. Burada iki tane Fred bebişi varmış. Çok güzel bir şekilde büyüdü. Şu da Misty Lilac arkadaşlar. Şunların renk tonuna bakar mısınız? Harika görünüyor. Şöyle Pulvinata orada. Bakın Albert Byners'in bebişi. Çok şükür orada bir yedeğimiz var. Her türden yedeklemeye çalışıyorum. Yedekli olarak gidiyorum. Yazın çok fazla biliyorsunuz sukulent kaybı yaşadığımız için onun için yedekliyorum. Şöyle de suyunun güzelliğini göstereyim sizlere. Burada da Purpusorum var köşede. Şöyle Pulidonisler. Fred, anaç Fred'im bu arkadaşlar. Diğerlerini yaz ayında kaybettim ama az önce de gösterdiğim gibi bebişleri var. Şöyle güzellikler. Her biri ayrı güzel. İnanılmaz emek veriyoruz. Şimdi annelerine doğru ilerleyelim. Burası da anneleri. Şu güzelliklere bakar mısınız? Güneş altında umarım net çıkar. Güneşte tam renkler ortaya çıkmıyor arkadaşlar. Genellikle gün batımında ya da gün doğumunda ben bu güzellikleri çekmeye çalışıyorum. Bakın tam gün güneş gören bir balkonum var. Havalar da serin olduğu için çok güzel renklendiler. Şöyle sizlere bu güzellikleri yakından göstereyim. Bakar mısınız? Şöyle. Her biri ayrı güzel. Umarım renkleri de tam anlamıyla çıkıyordur. Bakar mısınız şunlara? Her birinin yaprağından var arkadaşlar. Bütün sukulentlerim yaprağından. Şu kristatamın yaprağından da eklemiştim. Her birinin yaprağından orada var. O şekilde büyüyüp böyle kocaman anaç oluyorlar bunlar. Bakar mısınız şu güzelliklere? Maşallah, subhanallah. Şöyle göstereyim. Hanımefendi de burada. First day'di. Muazzam görünüyor. Şurada da yine diğer anneler. Güneş altında inşallah güzel çıkıyordur. Şu arkadaşlar muhteşem renklenen kamp ateşi. Bu fuşya renkleniyor. Şu
Variegata yeni aldım. Renklenmeye başladı. Onun rengini bilemeyeceğim. Şimdi size kırmızı renklerini de göstereceğim. Bakar mısınız? Şöyle saksılar. Umarım tam anlamıyla gösterebilirim. Çok güzeller. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada da birçok türlerim var. Bu Albert Bayner's'in bebeğişini yatırmıştım oraya, gördünüz. O da çok güzel. Şu Paraguayense Pink'in de bebişleri var arkadaşlar orada. Şu da kırmızı renklenen kamp ateşi. Bu kırmızı renk alıyor. Bunların her birinin yaprağından az önceki gösterdiğim bebişler çıktı. Çok şükür. Sonbaharda, ilkbaharda çok güzel bir şekilde çoğalıyor arkadaşlar. Ama yaz aylarında yaprak atarsanız, yatırırsanız ya da tabloya koyarsanız 10 yapraktan 1 ya da 2 tanesi kökleniyor. Aşırı sıcaklarda sevmiyor çünkü. Kışın da aynı şekilde çok fazla bebiş vermezler ama ilkbahar ve sonbaharda yatırdığınız yaprakların çoğunluğundan bebiş alırsınız. Bakar mısınız güzelliklere? Umarım tam anlamıyla sizlere renklerinde, güzelliklerinde gösterebilirim. Şöyle mix saksılarım. Yeniden çiçek açmaya başladılar. Bakın First Lady de burada. İlkbahardaki gibi çiçeklenmeye başladılar. Bunun da çiçeği geliyor. Şunların da çiçeği geliyor. Muhtemelen şu bebiştir diye düşünüyorum. Takip edeceğim. Şu çiçek olduğu belli oldu ama diğeri bebiştir umarım diye. Şöyle arkadaşlar, bunlar da dikenler tacım. Yeniden tomurcuklandığını size söylemiştim. Yeniden minik minik tomurcuk hallerini de gösterdim. Bunlara yeniden çiçek açtılar. Gerçekten muazzamlar. Bakın. Şunlar hepsi yeni çiçek açmaya başladı. Altlardaki çiçekleri döküyor arkadaşlar. Üstten tekrar çiçek açıyor. Şu Ebru'lu çiçek açan. Şu yanındaki çiçeği şöyle göstereyim sizlere. Bakın şu büyük çiçeği ortalama 4-5 aydır açık şekilde. Şimdi rengini kaybediyor ama yeni açan, yeni açtığı çiçekler böyle oluyor arkadaşlar. Bakın her tarafından tomurcuklar verdi. Umarım gözükebiliyordur. Yeniden çiçek açıyor maşallah. Gündüz ısıları bir hayli düştü. 18-20 derecelerde, akşam ısıları da 8-9 derecelerde devam ediyor. Bu güzellikler de renkleniyor. Yine şurada da şöyle güzellikler yan yana büyüyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Ama bakın buralardan da bebişler geliyor. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde tomurcuklar verdi. Her yerinden fışkırdı maşallah. İnşallah hepsi birden açacak. Çok güzel bir görsel şölen oluşturacak. Şunlar da, bu güzellikler de yanlarda biliyorsunuz. Her taraflarında bolca çiçekleri var. Kasımpatı da muazzam görünüyor. Mis gibi tohumlar olursa tohumlarını toplayacağım. Tekrar ben bunu inşallah seneye tohumdan yetiştireceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Biraz tozlandı kızlarımız. Biraz kirli duruyorlar. Ama şöyle bir yağmur yağarsa mis gibi olur. Çok fazla inşaat var binalarda. Bu nedenle balkon sürekli tozlu oluyor. Hafta sonları mümkün olduğu kadar ben bunları yıkayıp bakımlarını yapıp gerekli besinlerini, takviyelerini yapıyorum. Ama hafta içerisinde vaktim olmuyor. Yoğun çalıştığım için. Şunun şekline bakar mısınız? Bu bir morfolojik bozukluk arkadaşlar. Genetik bozukluk. Sukulentlerde böyle farklı yapılara bürünüyorlar. Ama bakar mısınız? Şöyle muhteşem görünüyorlar. Kristata oldu. Harika bir tür. Şöyle göstereyim sizlere. Ay, burada da bir tane bebiş geliyor. Bu da sürpriz oldu. Şunun rengine hayranım. Çok farklı renklendiğini her seferinde söyledim. Hala o renkleri devam ediyor. Rainbow da çok sevdiğim bir tür. Şu da Lilakina'nın Gold'u. Gerçekten harika görünüyor. Şöyle güzellikler. Minnacık yapraklardan bu hale gelip büyüyorlar. Bizi de çok mutlu ediyorlar. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Sararan alt yapraklarını alacağız. Şu alt kısımlardaki yaprakları almamız lazım. Bu güzellik de çiçek açma peşinde. Şaviyanam. Arkadaşlar sonbaharı, ilkbaharı çok seviyorlar. Coşkuyla büyüyorlar. Çok sağlıklı, dolgun yapraklı bir şekilde büyüyorlar. Ama yazın gerçekten can çekişiyorlar. İnanılmaz derecede zorlanıyorlar. İşte her şeye rağmen, kayıplarımıza rağmen, sıkıntılara rağmen biz bu güzellikleri büyütmeyi seviyoruz. Bu nedenle böyle harika bir şekilde izlemeye doyum olmuyor. Klasik türlerin yaprakları ortalama bir yılda bu hale geliyor arkadaşlar. Ama özel türlerin yaprakları
2 yılı bulabiliyor yetişkin bir sukulent olabilmek için. Yani gerçekten çok nazlı büyüyorlar. Ama klasikler çok hızlı büyüyorlar. Bir senede kocaman oluyorlar. 5,5'luk saksıyı doldurup taşırabiliyorlar. Ama özel türler gerçekten 1,5-2 yılı buluyor. İnanılmaz nazlı büyüyorlar. Şöyle hibrit türler çünkü biraz daha üremeye meyilli değil. Klasikler daha çok üretim yapmak için. O kadar yorgunum ki şu an size aktarmaya çalışıyorum. Üretim için klasik türler çok ideal. Yeni başladıysanız klasik türlerle başlayın. Ama tabii ki artık uzmanlaştıktan sonra özel türlere de girebilirsiniz. Çünkü her birinin yaprak rengi, her birinin dokusu, her birinin görüntüsü farklı oluyor. Görünüşü farklı oluyor. Onun için hepsinden elimizde olmasını istiyoruz. Her türden olsun diyoruz. Sabırla büyütmek gerekiyor. Bunları artık büyük saksıya almam lazım. Tamamıyla kilitlendi. Bakar mısınız? Aralarında boşluk yok. Gölge olduğu zaman da, şimdi sıkışık saksı da çok güzel büyüyorlar. Ama gölge olduğu zaman arkadaşlar aralarında form bozukluğu olabiliyor. Araya da yaprak düşmüş. Muhtemelen bir başkasından kırılmış. Şuraya koyalım. Arada büyüsün. Böyle bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bakar mısınız güzelliklere? Diğer annelerinin yolunda ilerliyorlar. Büyüyecekler, serpilecekler, çok güzel olacaklar inşallah. Sabırla böyle minik minik, minnak minnak büyümelerini bekliyoruz. Sonrasında da böyle muazzam oluyorlar. Şu an Karamel yanımda yokken ben bu videoyu rahatlıkla çektim ama Karamel olsaydı 40 sefer kabloya asılacaktı. Kucağına al diyecekti. O uyurken hemen videoyu tamamlamış oldum. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.